Ya müthiş bir şekilde sağlam. Gerçekten çok hafif. Aşırı hafif. Bak. Rize'de sıcak geçen bu güzel günlerden herkese selamlar. Şu an kışın aksine yazı yaşıyor gibiyiz. Ocağın ortalarındayız ve günlük güneşlik. Resmen pastırma yazı yaşıyoruz. Bu pek hayra alamet değil gibi ama yapacak bir şey yok. Elimizde ne varsa onu yaşayacağız. Şu anda da bu güzel havanın tadını çıkartmaya çalışıyorum. Beni zaten tanıyanlar tanıyor ama tanımayanlar için Doğu Karadeniz bölgesinde Rize'de kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His deneyim ve tecrübelerimi aktarmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün, çok yoğun bir gün olacak ve ona rağmen yine çekim yapmaya çalışacağım. Bugün ninemin doğum günü için hediye hazırlayacağım. İki hediyem var. Şimdi hemen ilkine geçeceğim. İkincisini de bir şekilde halletmeye çalışacağım. İkincisi için de ormana gitmemiz gerekiyor. Umarım istediğim malzemeleri bulabilirim. Dün akşam işlerim bittikten sonra eve geçtim. Pastasını hazırladım. Üstüne bir tane daha sevdiği bir şey yaptım. Ailenin geri kalanında bir şeyler yapacak. Ve yarın da toplanacağız. Hep birlikte ninemin doğum gününü kutlayacağız. Kutlayacağız derken sadece aile bir arada olacak. Ve ninemin doğum gününü tebrik edeceğiz. Ona nice sağlıklı, saatli yaşlar dileyeceğiz. Şimdi her sene olduğu gibi bu sene de nineme el yapımı bir hediye vermek istiyorum. O yüzden benden uzun zamandır istediği bir kaşık vardı. Ona daha önce bir kaşık yapmıştım. Hatta onun videosunu da paylaşmıştım. Çok da fazla izlenmişti. Anneanne. Al. Zena bu Allah dar bir göstermeysin. O kaşığı tam bir senedir kullanıyor ve o kadar seviyor ki onu. Her kullandığında bana dua ediyor. Hatta bazen konuştuğumuz zaman oğlum Allah razı olsun senden diyor. Bu böyle kaşık olamaz diyor ya. Ya kaşık gerçekten beni çok şaşırttı. Şimdi birazdan ağacın yanına gideceğiz. Ağaç parçamızı alacağız. Ve ondan sonra onunla ilgili hikaye anlatacağım sana bir tane. Anlatacağım bir şey var. O kaşıktan sonra benden bir kaşık daha istedi. Biraz daha küçük. Yine aynı şekilde yemek yaparken kullanabileceğim bir kaşık dedi. Çünkü neredeyse her yemekte onu kullanıyor. Yani tatlı yaparken bile mesela reçel tarzı bir şey yaparken bile o kaşığı kullanıyor. O kaşığı çok seviyor. En azından bir tane daha kaşık yapacağım. Ya daha çok yapacağım onu ama fırsat bulamadım. Bugüne nasipmiş. Şimdi bugün bir tane daha kaşık yapacağım ona. Ve ondan sonra çok kıymetli bir hediye daha var. Onu da yapmaya çalışacağım. Bakalım bugün nasıl geçecek. Bütün detayları belki gösteremeyeceğim ama elimden geldiğince sana bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Şimdi pavlonya ağacının yanına gidiyoruz. Evet. Kullanacağım ağaç parçası bu. Pavlonya. Daha önce de bahsetmiştim. Eski videolarda da var. İzleyebilirsin. Pavlonya. Bir diğer ismi de Çin kavağı olarak da geçiyor. Ama daha çok pavlonya olarak biliyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı olarak da biliniyor. Şimdi bambuyla karıştırılıyor. Bazıları diyordu ki bana bambu daha hızlı büyümüyor mu diye. Evet bambu daha hızlı büyüyor ama bambu ağaç olarak geçmiyor. Bitki olarak geçiyor. Şimdi şu ağacı bir göstereyim sana ve onun parçasını alalım eve geçelim. Bu 5 yaşında, 5-5,5 yaşında o civarda. Geçtiğimiz zamanlarda fırtınada şu bak tepesini kırmıştık. Hatta onunla ilgili storyler paylaşmıştım. Orayı onarmıştım. Kesmiştim, düzeltmiştim. O tepesi kırılmıştı. Hiç üzülmedim. Çünkü onu ben bir şekilde değerlendirecektim. Onun parçalarını aldım. Bak burada bir sürü parçası var. Bu parçalardan değerlendireceğim. Kaşıklar yapacağım. Ve aklımda başka şeyler de var. Onları da yapacağım. Bu pavlonya ağacı ile ilgili de küçük böyle bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Yine bahsedeceğim. Pavlonya ağacını Uzak Doğu'da hangi kesimlerde olduğunu tam bilmiyorum. Okumuştum ama şu an hatırlamıyorum. Kız evlat dünyaya geldiği zaman bir tane de bu ağaçtan dikerlermiş. Kız evlatla birlikte bu ağaç büyürmüş. Kız evlat evlilik çağına geldiğinde bu ağaç kesilir ve çeyizi bu ağaçtan yapılırmış. Hızlı büyümesine rağmen oldukça sağlam olmasının sebebi ve hafif olmasının sebebi herhalde bu hikayeye bir anlam katıyor. Gerçekten bu hikayeyi okuduğum zaman bunun dallarını bir şekilde değerlendirebilirim diyordum. O yüzden de kestiğim bazı parçaları saklıyordum. Daha sonra ninemin aklına geldi. Dedi ki oğlum dedi ya şu ağaçtan bir tane denesen. Dedim olmaz ya sanki dedim. Çünkü çok hafif, içi oyuk, çok fazla su çekiyor, çok hızlı büyüyor. Sağlam olmaz sanki dedim ona. Ama dedi ki yine bir denesen. Denedim. Gerçekten şahane bir kaşık oldu. Bir senedir kullanıyor. En ufak bir deformasyon yok. Oldukça hafif, oldukça sağlam. Gerçekten acayip sağlam. Şimdi bundan bir tane daha kaşık yapalım. Şunlar ince. Şunu alsam komple. Belki bundan bir parça alabilirim. Bak oldukça hafif. Şuraya baksana. Büyük bir parça aslında. Ama hafifliğinden o kadar rahat bir şekilde böyle hareket ettirebiliyorsun ki. İşlemesi de o kadar keyifli ki. Bazı ağaçları işlemek zordur. Bana bazen soruyorlar hangi ağaçtan ahşap oyma yapabiliriz daha kolay olur diye. Şimdi daha yoğunluk böyle kolay olarak kullanılabilen ıhlamur vardır. Kavak ağaçlarını kullanabilirsin. Zaten bu da kavak ağacı olarak geçiyor. Çin kavağı diye geçiyor. Ama pavlonya ismiyle bilirsen
Daha iyi. Bu Rize'ye geldiği zaman bununla bayağı bir ormanlar yapılmıştı. Çok hızlı büyüyor diye ve burası da çok sulak bir alan olduğu için. Bu da suyu çok sevdiği için. Bayağı koca koca ormanlar oluşuyordu. Şimdi bundan bir parça alalım. Ve çok hızlı bir şekilde şu kaşığı halletmek istiyorum. Bugün el işinden ziyade biraz da teknolojiyi kullanacağım. Hem onunla ilgili sana bir şeyler gösteririm. Bunu hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Çünkü ikinci bir işim var. Ondan sonra başka daha bir sürü işim var. Bugün acayip yoğunum. Ve ona rağmen bir de çekim yapıyorum ya. Manyağım ben ya. Gerçekten manyak. Sizin ağzınızı yiyeyim ben ya. Ne güzel ötüyorsunuz siz. Oy. Oy ballarım benim ya. Şunlara bir bak da. Allah'ım. Oy. Burada yalnız kalmak mümkün değil ki. Bu güzellikler olduktan sonra insan hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor ki. Şunların sesi bak bak. Oynuyorlar etrafında sanki küçük çocuklar. Çok güzel çok. Evet, çok basit bir formunu verdim. Bunu oymakla uğraşabilirdim. Ancak oymakla 2 saatte yapacağım işi şurada bir 5-10 dakikada buna spiralle şekil vereceğim. Şimdi onu da göstereceğim sana. Nasıl çalıştığımı da göstereceğim. Çok basit bir yöntem. Hızlandırmam gerektiği zaman işi makineyle hızlı bir şekilde halledebiliyorum. Bu oyma videosu değil zaten. Bu hediye hazırlama videosu. Bunu hızlı bir şekilde halletmem lazım çünkü son güne kaldı. Ancak oyma ile alakalı videolar istiyorsun. İsteyenler oluyor. Yapmaya çalışacağım. Detayları da göstereceğim. Kullanılan bıçakları, teknikleri, hemen hemen her şeyi anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Ama bugün biraz hızlanmamız gerekiyor. Burada bir form var. Daha tabii detaylı yapılacak. Önce şu kaçığın içi oyulsun. Ondan sonra da ince detaylar verilecek ve kaşığımız hazır. Kaşığı olabildiğince incelttim ve deniyorum aslında. Ya müthiş bir şekilde sağlam. Gerçekten çok hafif. Aşırı hafif. Bak. O kadar hafif ki yani. Bak. Hafifliğini buradan nasıl anlayacaksan artık bilmiyorum. Kaşık oyma bıçağıyla. Bunları daha sonra detaylı göstereceğim sana. Şu anda işimizi halletmemiz lazım. Şöyle başlıyorum ve içini oyuyorum. Bunların da hep bilenmesi lazım. Uzun zamandır kullanmıyorum çünkü. Bak gördün değil mi? Şuna şekil verirken baltam yoktu. Çünkü baltamın sapı kırık. Daha pek çok şeyin sapı kırık. Hatta bir bölümde nasipse onların hepsinin sapını yapacağım. Hepsini onaracağım. Hatta nineme de göstereceğim. Al diyeceğim. Yaptık ne oldu yani. Geçen bir tane baltanın sapını yaptım da çok beğendim onu. Şurayı Instagram'da paylaşmıştım. Bilmem biliyor musun? Matkapla deliyorum. Şu elimin üstünde masa var.
Masanın şurasını deliyorum, üstten deliyorum, alttan da baskılıyorum, itiyorum. Üstten de delmeye çalışıyorum. Matkap ucu sen kırıl. Kırıldığı gibi de tam şuraya. Şuraya. Elim tabii bir anda tetikte. Basmaya devam ediyor. Tam burada dönerek bunu parçaladı. Sonunda zaten durdurdum. O durmasaydı, buraya girseydi, ha bu damardan beni götürürdü yani, öyle diyeyim sana. Acillik olurdu. Neyse ki sıkıntı olmadı. Allah korudu ya. Bak ön kısmı böyle alıyorum. Tamam mı? Arka kısmı da böyle alacağım. Hepsinin nedeni var. Hepsinin tekniği var. Göstereceğim bunları sana. O kadar zevkli ki şu bıçağın çıkardığı sesi dinlemek. Şundan aldığın her bir parça o kadar kıymetli, o kadar keyifli ki. Keşke hiç makineye gerek kalmadan şunu elimde yavaş yavaş yapabilseydim ama bu seferlik böyle olacak. İçine oyma tamamlandı. Şöyle görebilirsin. Son şeklimizi verelim. Ondan sonra da cilalayacağım. Zeytinyağına koyacağım. Güneşte biraz bekleteceğim. Daha sonra da hazır zaten. İnşallah uzun seneler bunu da kullanabilir. Evet, kaşığımız hazır. Estetikliği gayet iyi. Hafifliği o kadar hafif ki. Ve o kadar sağlam ki, şuraya bak, esneme o kadar az, o kadar az ki, yani çok fazla ağaçla çalıştım ben. Sağlam dediğim ağaçlar bile esnerken bunun bu esnemesi, o kadar az olması, hafif olması, ya gerçekten müthiş bir ağaç. Bunu değerlendireceğim. Bununla ilgili çok fazla düşüncem var. İnşallah hayata geçirebilirim. Geçirdikçe de sana gösterebilirim. Sıra geldi yağlamaya. Yine yedireceğim. Rengini işini görüyorsun değil mi? Bak rengini görüyorsun. Biraz sonra gör bakalım. Damarları falan o kadar güzel çıkacak ki dışarıya. Ve tabii yağladıktan sonra yapman gereken bir işlemi daha göstereceğim sana. Daha doğrusu yapman gereken değil de biraz hızlandıracak yani bu yağ emme işini. Biraz daha hızlandıracak bir iş olacak. Bolca yağını koyuyorum. Şimdi ninene niye yemek kaşığı yaptın diyebilirsin. Hani hediye olarak, doğum günü hediyesi sonuçta. Aslında bir tane kişisel hediyemiz olacak bundan sonra, şimdi başlayacağım ona da. Bu da çok fazla mutfakta zaman geçirdiği için genelde yemekleri kendisi yapar. O yüzden bu da onun için kıymetli bir hediye. Ben de o yüzden bunu hediye etmek istedim. Tabii bir tane olmayacak. İkinci hediyeye de birazdan başlayacağız. O daha kişisel, biraz daha uhrevi bir hediye olacak. Daha sonra bunu özellikle şu şey kısmına biraz daha yağ koyuyorum. Boşaltıyorum. Sonra şöyle buzdolabı poşeti olabilir, bir poşet olabilir. İyicene şöyle havasını alarak, tamam mı? Havasını alarak şöyle. Şöyle. Aynen böyle. Böyle sarıyorsun ve şimdi güneşe bırakacağım. Güneşte ne olacak biliyor musun? Isınmaya başlayacak ağaç. Ağaç ısındıkça ne olacak? İçindeki su buharlaşmaya çalışacak. Buharla yağ yer değişecek. Yani içindeki nemi alacağım, yağı enjekte edeceğim. Yağı emdikten sonra da zaten bunun bakımı budur. Ahşap bir şeyler kullanıyorsan iyicene dezenfekte ettikten sonra, zaten ahşap bakımı ile ilgili geçmiş bölümlerim vardı benim. Önce temizliğini yapıyorsun, daha sonra da yağı güzelce emdirerek aylık bakımını böyle yapabilirsin. Genelde ahşapların aylık böyle bir bakımı olsa iyi olur, eğer uzun ömürlü kullanmak istiyorsan. Evet, burada güzelce güneş alacaktır. Evet. İlk hediyemi hazırladım. Çok şükür. Bakayım kaç dakikada hazırlamışım. Evet, şimdi kayıtlara baktım. 10'da başlamış. 11'de bitirmişim. 1 saatte bir tane kaşık yapmışım. Şu anda gayet de sağlam bir kaşık. Yani günde 8 kaşık yapsam 8 kaşığı tanesini kaçtan satabilirim acaba? Fikir vermek ister misin bilmiyorum. Bir kaşığı, böyle bir kaşığı ne kadar alırdın sen? Ne kadar verirdin daha doğrusu? Aslında güzel bir konu. Daha önce herhangi bir şey satmadım.
Sadece bir kere sepet paylaşımı yapmıştım. Daha önceki videolarda biliyorsun. Bir etkinlik yapmıştık ve sepet hediye etmiştim. Herhangi bir şey satmayı düşünmedim. Daha doğrusu bir şeylerin yapım tekniklerini gösterip senin de yapmanı istiyorum. Hatta seni deneyip belki bununla kazanç da sağlayabilirsin. En azından kırsalda nelerle kazanç sağlayabileceğini de göstermeye çalışıyorum sana. Aslında benim elimde böyle bir zanaat var. Yani ahşap oymacılığıyla alakalı bir şeyler yapıp geçimimi de sağlayabilirim. Ama benim asıl geçim kaynağım çay tarımı. İlerleyen süreçte ne olur bilmiyorum ama bununla ilgili bir sorun var sana. Evet, bu kaşığa kaç para verirdin? Senin için değeri ne kadar? Dışarıdan alacaksın böyle bir kaşık. Hafif, güçlü, uzun yıllar. Bak bir sene ninem kullanmış. Sen de en azından bir sene kullanacaksın ki daha uzun seneler gideceğini de eminim iyi bakarsan. Ne kadar verirdin? Yorum kısmına bekliyorum. Evet kaşığımı bıraktım. Şimdi tam ipe eğirecektim. Dedim ki önce gideyim boncuklarımı bulayım. Boncuktan ne yapacağımı bilmiyorum. Az çok tahmin edersin belki ama. Nineme tamamıyla her parçası doğadan olacak şekilde ipi dahil boncukları da doğadan olmak şartıyla bir tane tesbih yapacağım. Çok fazla çünkü tesbihle vakit geçiren bir insan oturduğu yerde de yattığı yatakta da tesbih elindedir. En azından ona torunu olarak böyle kıymetli bir hediye vermek istiyorum. Ya bir sürü hediye verebilirim ama verdiğim iki hediye de onun en çok vakit geçirdiği şeyler olacak. Çünkü bir yemek yaparken çok vakit geçirir. Bir de tesbih ile çok fazla vakit geçirir. Her ikisinde de onun yanında olmak benim için anlamlı olacak diyebilirim. Bir de bunları almak yerine kendim yapıyor olmak benim için de güzel bir deneyim. Onun için de anlamlı olacağına inanıyorum. O yüzden de zaten bu çaba içine giriştim. Şimdi bir tane bitki var. Kara yaprak diyor dayım. Ancak literatür ismini bilmiyorum. Belki gösterdiğin zaman bilenler çıkacaktır. Bilenler varsa da yorum kısmına yazabilir ama ben muhtemelen onu gördüğüm zaman araştıracak ve sana ne olduğunu da söyleyeceğim. Yıllar önce bir görmüştüm onu. Geçenlerde yine dayımı keçilerine yedirmek için topladığını gördüm. Şimdi gidip onlardan bulacağım. Umarım 99 tane, daha doğrusu bir 110 tane bulsam imamesi falan da olacak. Eğer boncukları bulabilirsem bu sefer gidip ipini eğireceğim. İp yapacağım malzeme de şu anda suya koydum, yumuşuyor. Ondan sonra tesbihimi de yapıp bugünü tamamlandırmış olacağım. Belki doğum gününden de biraz bir şeyler çekerim, göstermeye çalışırım sana o anları. Yolu şaşırdım. Şu an komşumun arazisinden bizim aramızdaki sınıra gidiyorum. Aramızdaki sınırda o yapraklardan var, o otlardan var daha doğrusu. Yeşil bir bitki, yaprakları yeşil. Kırmızı bir meyvesi var. Meyvenin içinde de büyük büyük boncukları var. Boncukları görünce sen de çok seveceksin eminim. Hatta aklına belki bir şeyler gelecektir. Şöyle yapılsa, böyle yapılsa diye fikir de verirsin. Takı olarak kullanılabilir. Kadınlar için birebir. Ben de tespih olarak yapmaya çalışacağım. Daha önce Instagram'da da göstermiştim. Atıl olan komşumuzun evi. Ev mi aslında maran gibi kullanıyorlardı muhtemelen. Kalıyorlarmıştı daha önce. Şurası bizim arazimiz. Burası da onların arazisi. Şu aşağıda bir yere gideceğim. Bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Şu kadarcık, daha doğrusu 17 metrekarenin içinde yaşadığım için hani bana bu şu kadarcık bir ev bile yeter demiştim. Onun için öyle güzel yaparım ki küçücük, kullanışlı, yaşanabilir bir alan oluştururum kendime diye. Bu yazımı okumuş komşum. Buranın sahiplerinden birinin eşi yanlış değilsem ya da kızı mıydı? Tam emin değilim ben. Çok tanımıyorum. Dedi ki orayı verelim sana da otur oraya diye. Ben dedim ben istemem de keşke siz gelseniz siz otursanız da burada komşu olsak diye. Güzel olurdu. Yani burada yaşayan bir insan olsaydı, şuradan selamlaşsaydık, onlar burada bir şeyler yapsaydı, ben yardıma gelseydim, onlar bana gelseydi falan. Ben bunu seviyorum. Bunu kıymetli görüyorum. Böyle atıl olması, boş durması üzücü elbet. Yani ne bileyim belki onlar için şimdi herkesin bir hayatı var. O yüzden belki değerlendiremiyorlar buralar ama gerçekten şu an içine bakıyorum da yaşanabilir bir ortam var burada. Benim için. Çok fazla içeri girip mahremlerini çekmek istemiyorum. İzin almadım çünkü ama en azından şöyle içi şu kadarcık alan bile benim için fazla bile yani. Eskiden burada yaşarlarmış. Altı da herhalde ahır olarak kullanılırmış. Ninem öyle diyor. Tam emin değilim ben de. Detaylı olarak bilmiyorum ama. Güzel bir ortam. Gerçekten şu ortamın içinde yaşamak, şu manzaraya karşı gerçekten çok güzel. Evet, acaba tekliflerini değerlendirsem mi?
Yok. Bence benim teklifim daha güzel. Keşke gelseler, burayı değerlendirseler. Burada yaşasalar da konuşuculuk yapsak. Bak buradan çok güzel suyumuz da geliyor. Daha önce buradan çıkarken de bir videom vardı. Dere içinden çıkmıştım. İşte aradığım yaprakları buldum. Bitkileri buldum daha doğrusu. Ya çok güzeller ya. Bak üzerindeki kırmızıları görüyor musun? Şu bölgede var. Şimdi sudan karşıya geçeceğim ve onları toplayacağım. Hemen arkanda da varmış ha. Ah. Seni de alacağım şimdi de. Şu yaprağın ya, şu yaprağa bakar mısın ya? Ya yok böyle bir şey ya. Sanat, sanat. Ah, ah, ah. Şu yaprağın, o yaprak işte. Kara yaprak dediğim yaprak. O meyvesini topladığım yaprağın. Bak etli kısmını bir böcek yemiş ve geriye bıraktığı sanat eserine bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Ay Allah'ım ya. Ya şunun güzelliğine bak, şuradaki duruşuna bak ya. Şunlara zaten hastayım. O kadar güzel ki. Buradakileri toplayayım dedim ama toplamayacağım çünkü burası komşumun. İzin almadım onlardan. İzin verirler muhtemelen, bir şey demezler ama olsun. Ben izin almadan bir şey toplamıyorum. O yüzden burası da benim arazim. Şimdi benim tarafıma geçeceğim. Ve benim tarafımdan olanları toplayacağım. Zaten var yani. Ne gerek var toplamak onu. İşte bitkimiz bu. Bilmem bunu biliyor musun? Hemen şu arkalarında da meyveler oluyor. Bak şimdi göstereceğim bir tane. Topladım bunları. Tam da toplamıştım. Heh. Bak içinde sert bir tane tohum var. Bak bayağı sert yani. Taş. Evet bitkiyi araştırdım. Bitkiyi at dili ya da meyvelerinden sebep tavşan memesi olarak geçiyor. Şöyle şuradan meyve böyle sarkıyor. Çiçekler yaprağın altında açıyor. Ve meyve de orada oluşuyor. Buradan böyle yaprağın altından sarkıyor. Yukarıdan baksan göremezsin. Alttan bakman gerekiyor. Bazı güzellikleri görebilmek için açıyı biraz değiştirmek gerektiği sanki söyleniyor. Şu anda da buraya öyle güzel bir ışık vurdu ki burada çekim yapmak istedim, anlatmak istedim. Şu ortama bakar mısın? Şahane bir ortam var. Meyvelerimi topladım. Meyvelerin içinde İşte şöyle gördüğün gibi iyice olgunlaşmış meyvenin içinde böyle beyaz misketler var. Boncuklar var. Öyle çok belirgin bir kokusu yok. Bunlar tüketilebiliyor mu bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey okumadım daha. Detaylı araştıracağım. İsmini de yeni öğrendim zaten. Biraz araştırınca buluyorsun. At dili denme sebebi herhalde yaprakların bu formundan dolayı. Şöyle. Çok yıllık otsu bir bitki. Bunlar yaz kış hep yeşil olarak kalır. Böyle Mart aylarında, Nisan aylarında çiçeklenmesi vardır. Daha sonra da kırmızı meyveler verir. İşte o kırmızı meyvelerden şimdi ben tesbih yapacağım. Ve şu bitkiye bir değer katmış olacağım. Gerçekten benim için çok anlamlı bir deneyim olacak. İlk kez bunun boncuklarını değerlendireceğim. Aklımdaydı ama bir türlü değerlendiremiyordum. Bugüne nasipmiş, o da nineme nasipmiş.
Evet. Dedim ya bugün teknolojiden faydalanacağız diye. Eğer vaktim olsaydı bütün bu boncukların deliklerini yakarak açmak isterdim. Dedem öyle yaparmış. Hatta farklı şeylerden tesbih yaptığını biliyorum. Şimdi bunları, onları da detaylı anlatırım zaten. Şimdi bunları güzel şöyle kesesinden çıkaracağım. Bunun için eldiven kullansam daha iyi gibi. Evet, boncuklarım hazır. Şimdi ipi eğirme vakti. Gerçekten bir tespih yapmak bile o kadar zor ki. O kadar yorucu ki. Bir de matkapla yapmasaydım kim bilir şimdi ne kadar daha uzun sürecekti. Evet. Boncukları da biraz temizledim. Şimdi bunlar dursun. İpimizi hazırlayalım. İp için kullanacağım şey yaprak bu. Daha önce de göstermiştim. İsmi avize çiçeğinin yaprağı bu. Bir yuka cinsi. Bunları biraz suda beklettim. Şimdi bunların şöyle başlarından sonlarından bir temizlik yapmam lazım. Ondan sonra ayıracağım. Ondan sonra da şöyle böyle buradan aldım. Tamamdır. Evet, bunları ayıracağım. Yapacak başka bir şey yok. Şöyle ayrılması gerekiyor. Kısalar atılacak, uzunlar kullanılacak. Evet, ince bir ip yapacağım için biraz zorlayacak beni. Yani zorlamasının sebebi aslında çok zorlamayacak da işte sağlam olacak mı olmayacak mı mesele o. Bu arada iple ilgili de bölüm çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten bu ip yapmak değişik otlardan farklı neleri değerlendirebileceğinle alakalı da hem bilgi edinmiş olursun. Evet. Şöyle çevirerek. Çevire çevire. Önce ipi çeviriyorum sonra kendi eksen etrafına döndürüyorum. Bak öyle. Görebiliyor musun? Bak. Bak ipi çevir. Çevir, 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 çevir. Ben bunu yapayım geliyorum. Hadi. Evet, ipi bayağı bir uzattım. Kopmayacak gibi duruyor. İnşallah da kopmaz. Daha da devam edeceğim. Biraz daha. Herhalde bir iki boy daha giderim. Ondan sonra da boncuklara geçiririm. Yorucu ya sabahtan beri. Ama çok keyifli biliyor musun? Acele etmediğin sürece, yavaş yavaş yaptığın sürece harika. İpim tamam. Hazırladım. Yeterlidir. Yetmezse de ucundan eklemeler yaparım. Şimdi bunu bir yağlama yapacağım buna. Çünkü uzun süre dayansın istiyorum. Bunu yağ çekerse kırılmaları olmayacak. Kurumayacak. Nemli. Aynı ahşap gibi koruyucu olacak da. Şimdi boncuk yerleştirme zamanı. Evet. Hediyelerim hazır. Ya şu aşırı hoşuma gitti. Bundaki tek sıkıntı şu ki ip çok kalın oldu. Yani deliği biraz daha genişletseydim ya da ipi daha ince eğirebilseydim daha iyi olurdu. Biraz çekmesi zor olacak. Ama
Zamanla belki alışır, belki ipini daha sonra değiştiririm ya da deliklerini genişletirim. Bir püskül yaptım. Bu püskül mısırın yaprakları vardır yani soyarsın, yapraklarını soyarsın. Onun kurumuş hali, ondan da güzel bir püskül yaptım. Bunu biraz böyle kokulu bir yağ emdirebilirim. Mesela lavanta yağı ya da ninemin sevdiği hanimeli yağı, gül yağı çektirebilirim. Hem yumuşar biraz hem de mis gibi koku yapar ona. Hoş olur. İşte boncuklar böyle. Şöyle görebiliyorsundur. Kaşığım da hazır. Kaşığın deseni nasıl ortaya çıktı görüyorsun değil mi? Çok güzel oldu ya. Ya o kadar hafif, o kadar kullanışlı ki. Ele de oturuyor. Bence gayet iyi oldu. Umarım beğenecektir. Ve oldukça sağlam. Derken kırıyormuşum bugün bunu. Bir daha. Evet. Ya nasıl ama? Düşüncelerini yoruma bekliyorum. Şimdi bir de pastayı göstereceğim sana. Ondan sonra birkaç bir şey daha söylemek istiyorum ve videoyu bitirelim. Ya doğum gününü çekmek isterdim. Hatta o anı paylaşmak, o andan detaylar paylaşmak isterdim ama ninemi maalesef çekimlere ikna edemiyorum, istemiyor. Belki bir ufak böyle çekimler falan olabilirse, çekebilirsem bir şeyler onları da göstermeye çalışırım. Yoksa da artık bugünlük bu kadar. Daha sonraki bölümlerde zaten paylaşırım seninle neler yaşadığımızla alakalı. Evet, pastamız burada. Şöyle görebiliyor musun? Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Şu an kalıpta. Kalıptan çıkaracağım bugün. Normalde ninem böyle yaş pastaları sevmez. Sevdiği de çikolatalı olmayanlar, böyle ağır çikolatalı, böyle meyveli, hafif kremalı olanları sever. Ama kolay kolay pasta yiyen bir insan değildir. Ben bir gün bir komşumuza doğum günü pastası hazırlamak istedim. Ve ben de cheesecake'i çok severim. Cheesecake'i de hep beraber topladığımız orman meyvelerinden yapmayı düşünmüştüm. Daha sonra onu yaptım. Çok da güzel oldu. Aşırı güzeldi yani. Yiyen herkes beğendi. Ve o gün belki ortamın etkisiyle ninem de bayıldı ona. Yani hani bazı şeyleri anılar böyle tadını da belirler ya. Kötü bir anında bir şey yediğin zaman onu belki de hiç yemek istemezsin, tat alamazsın. Onun tadından hiçbir şey anlam gelmez. Ama o an güzel bir ortamın içinde yersin onu. Daha önce hiç denemediğim, belki ön yargılı olduğum bir şeydir ama beğenirsin, seversin. Öyle düşünüyorum. Yani ninem onu gerçekten çok sevmişti ve ondan sonra yaptığımda da yine gerçekten severek yiyordu. Cheesecake yaptım ama bu dağlardan topladım. Börtlen ve likapalardan yaptım. Üstünde de kültür yaban mersinleri var. Daha doğrusu likapalar var. Onlarla da hazırladım. Yani bugün doğum günü pastası bu olacak. Hani öyle doğum günü pastası derken hani mumdik, üfle müfle falan yapmıyoruz biz. Sadece ailecek toplandığımız bir gün oluyor ve ağzımız tatlansın diye de bir tatlı oluyor genelde. Şunları şu anda böyle elimde tutabilmek, hediyeyi verdiğimde ninemin yüzündeki ifadeleri izleyebilecek olmak gerçekten çok kıymetli benim için. Belki bu videoyu izler, belki izlemez. Nineciğim, Allah sana sağlıklı, saatli, hayırlı ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin. Elbet hepimiz bir gün geçip gideceğiz. Ama en hayırlı şekilde bu dünyadan göçüp gitmek nasip olsun hepimize. Evet, son olarak da hala hayatta büyükleriniz varsa, atalarınız varsa kıymetlerini bilin. Kafalarınız uyuşmayabilir, anlayış göstermek gerekir. Onlar size, siz ona. Onlar anlayış gösteremiyorsa siz anlayış göstermeniz gerekir. Onların varlığı kıymetlidir. Umarım bu kıymetin farkında olarak yaşar ve yaşadığınız süreci anlamlandırırsınız. Bu bölümlük benden bu kadar. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal.